Sevgili izleyiciler, evet konseptin başlığını yarışmacılarımıza biz veriyoruz. Ancak tercihler tamamen kendilerine ait. İşte böyle sonsuz ihtimal arasından yine güzelliğine bir zerre olsun zeval getirmeyecek bir tercihle karşımıza geliyor. Hem de kadın kahramanların en şahanesiyle Miran Yalaz podyumda. Geldin Niran. Merhaba. Wonder Woman. Evet. Verim. Evet. Soracak bir şey yok. Gel o zaman. Hoş. Güzel görünüyorsun. İçeride ya dışarıda da söyledim. Teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkürler. Deniz. Niran tamam normal kıyafetler üzerindeyken tatlım böyle yürüyorsun hani model gibi ya işin o modellik çok da güzel yürüyorsun senin yürüyüşünü beğeniyorum. Ama bugün sanki bu Wonder Woman miydi neydi bunun Wonder Woman evet. Wonder'ın kılığına girmediğin gibi üstünde kılık var ama sen kendin işte Urkan Erez'in bir güzellik kreasyonunun defilesindesin gibi böyle. Ya aslında evet şov yapmadım yapabilirdim ama. Şov değil ben başka bir şov yürüyüşünü bile onlar gibi değişik yapabilirdim. Yok kadının sen yürüyüş tarzı bile böyle izlersen görürsün yani. Ben kendi tarzıma yakın bulduğum için bu karakteri seçtim. Tabii ki kılıçlarla savaşları var, farklı evet. Şovları var yapabilirdim ama çok farklı bir karakteri binmek istemedim ve şov da yapmak istemedim. Hazır mısın Neden? Geçebilirsin. Allah Allah ne geldin öyle be! Ne geldin öyle, ne ihtiraz, kin, nefret, şiddet! Asla! Şeyde hayır. Ah canım. Ay nasıl geldin kız öyle? Hiçbir numara yok. Ne bir şey var geldin canım. Rakkada. Sanki defiledesin. Ondan sonra yürüdün geçtin yine bir numara yok. Ah Niran. Numara yok değil mi? Kostüm. Neyin numarası var? Numara yok da. Kostüm giymişsin gelmişsin. Ama bir kostüm hazır kostüm değil. Sen mi yaptın? Yaptırdım ama tamamen tek tek yaptırdım yani hazır gittim kiralamadım böyle bayağı uğraştım. Ya tamam oradaki kızdan sen daha güzelsin demiş. Ah gerçekten mi? Evet. O çizgi film yani orada bir hayal var orada. Sense gerçeksin yavrum. Ay teşekkür ederim. Ya ama şey yapmadın hep derim ya beni heyecanlandırmak lazım. Ben heyecanlanmalıyım. Hafif uykum gelirken birden ayılmalıyım. Ne bileyim ben elinde bir kılıç olsaydı, biri olsaydı, böyle bir küheylan gelseydi falan onu devirseydin falandır filandır. Yani daha çok konuştum yine ben. Bugün çok konuşmadım ama. Bana bir şey oldu. Tuhaf bir durumum var bugün benim. Ama kostümün çok yakışmış. Çok beğendim. Teşekkür ederim. 8. Teşekkürler. Niran hoş geldin. Hoş bulduk Kerimcan Bey. Kostümün gerçekten böyle işlenmiş üzerine göre dikilmiş. Onda hemfikiriz. Çok da güzel taşımışsın. Fiziğin çok güzel, makyajın çok güzel.
Ama tabii ki her zamanki gibi çat 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 böyle at gibi yürüdün yine. Yaktın podyum, ağladı, yer yandı. Ne yeri? Miami. Miami yandı. Ama tabii ki senden böyle bir şov beklerdik. Ama sen şov konusunda pek başarılı değilsin. Yani denemedim aslında hiç. İşte denesen, başarılı olmadığını görsen belki o yönünü geliştirmek evet. için biraz çabalayabilirsin. Çünkü yani bu kadar iyi giyinip bunu bir de şova dökersen çok daha başarılı olabilirsin. Haklısınız, evet. Ama şu anki kıyafetin muhteşem. Onun dışında şovsuzluğun güzel değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Deneyeceğim. Niran hoş geldin. Merhaba. Şimdi ben kolay kaçmışsın düşünüyorum. Çünkü hem de fizik şeyde... Yani fiziğim güzel, neye güzel mi yakışıyor, yapacak bir şey yok şimdi burada. Hayır, onu demiyorum. Zaten güzel bir fiziğe sahipsin. Böyle bir kostüm giyinmek zaten bir güzel bir görsel sağlıyorsun. Evet, yürüyorsun, mankensin, tamam. Ama galamızda şovlar hep böyle bağıra bağıra yani, söylüyoruz ya, şov doğru istiyoruz, şov evet, istiyoruz. Şovum yok ama bir kostümcüden Pamuk Prenses kiralayabilirdim, seni... Cinderella kiralayabilirdim. Ben onları yapmak Hayır, istemedim. Hayır, ben Cinderella gibi ben değil. Ben izlediğim çizgi filmi, beğendiğim karakteri, istediğim karakteri yapmak istedim. Bunu da bulamadım ve diktirdim, öyle söyleyeyim. Yani şey, kolay kaçmışsın bana göre. Keşke senin tam ters, bir ters koşu bir şey yapsaydın. Ne bileyim, bambaşka bir şey kendine çevirseydin, kendini değiştirebilseydin. Yani o zaman seni ne kadar şey emek verdiğini, ne kadar farklı olduğunu daha fark ederdik. Tabii ki haklısınız ama yedi emek verdim başka yani. Başka bir zamanda ya. Çünkü biz eskiden de bunu, bu programı izliyorsa bilmiyorum. Eskiden güzel kadınları, güzel şeylerin de üstüne görmek sevmiyoruz çok fazla. Anladım. Hep demek böyle ters koşu yapın. Ters şey, koşu. Çünkü o sizin yeteneklerin de ortaya çıkıyor aynı zamanda. Tabii ki sen güzelsin. Tabii ki her şeyi taşıyorsun. Ama burada kendin için söylüyorum ben bunu. Kendin farkı yaratmak başka bir şey. Güzel olmak başka bir şey. Ve stil yarışmadan her şey önemli. Evet. Evet, güzel görünüyorsun. Şov yoktu. Kolay kaçmışsın. Yıldızı da yedi. Teşekkürler. Hoş geldin. Siz hoş geldiniz Kemal Bey. Sağ ol, hoş bulduk. Güzel fiziğim var, ne giysem yakışıyor ne demek? Güzel fiziğim var, ne giysen yakışıyor dedi. Ben de güzel fiziğim var, ne giysem yakışıyor diye cevap verdim sen aynı cümlesine. Sen daha önce söyledin. Yani bunu sen söyleme. Hayır, ben söylemedim. Başkası, ben burada asla tamam, böyle bir şey söylemiyorum. Senden daha sık, bu benim iddiam değil. Duydum yani. Sen bu cevap verme olayını biraz abarttın. Yok, ben evet, kötü bir şey farkındayım. Söylemedi. Sakın inkar etme. Yani Cinderella giysem yani. De yakışırdı. Bak, ne hala, giysem olurdu hala yani. Aynı şeyi yapıyorsun. Ben konuşurken üstüne konuşuyorsun. Konuşma. Peki. Yani çok çok kolay. Güzelsin evet. Vücudun çok güzel evet. En kolayını alıp yapıştırmışsın. Mavi lens taksaydın bari. Bu en kolayı mı? En kolayı. Peki. Evet. Geldim, ben çok sıkıldım artık senin dans konseptinde bile catwalk yapmandan sıkıldım. Bir daha catwalk'lu görürsem sana 3 vereceğim, 2 vereceğim. Şov yapacaksın. Herkes yapıyor. Dilara'yı eleştirdik. Şov yapmıyorsun diye geldi, en azından 2 tane kılıç salladı. Sen de alsaydın bir kılıç eline. Konseptinde var kılıç. 2 tane kötü yani adam getirseydin, onlarla savaşsaydın, yıksaydın yere. Yani bunlar yapılabilir şeyler. Buraya gelip dümdüz elini beline atıp bu kılıkta catwalk yapmak kötü. 7. Teşekkürler. Nira. Efendim hocam. Tabii fiziğini gene en iyi şekilde kullanmışsın. Çok da yakışmış. Çok da beğendim. Tamam, biliyoruz iman kâsın. Bitti. Şov istiyorum. Ben de merak ediyorum ya. Yani koreografilerde ne istersek yapıyorsun. Deneyeceğim. Mutlu olurum. Teşekkür ederim. Bunu al, arkasını çevirme. Al sana sihirbazlık. Efendim, performanslarıyla rüzgar gibi geçiyorlar podyumdan. Kah bir masala, kah bir çizgi filme dalıyoruz, hafızamızda kalan. Haydi bakalım, şimdi de bileti kestik, Gotham şehrine gidiyoruz. Ve de ne kadar da Simay Tokatlı bir karakter diyerek kendisini podyuma alıyoruz. Simay Tokatlı podyumdan.